Sağlıklı, verimli hayvancılık için hepsi burada. Yöreyem Ekstrem Hayvancılığı sunar. Değerli Köy TV izleyicileri, bir ekstrem hayvancılık programında hoş geldiniz. Bugünkü programımızı Aydın Hayvancılık Fuarı'ndan gerçekleştiriyoruz. Ve bugün yanımızda Yöreyem'in ekstrem ürün sorumlumuz Vural Barış Bey yanımızda. Bugün onunla ekstremle ilgili sahada neler yapıyoruz, ekstrem verdiğimiz üreticilerden, işletmelerden, çiftliklerden ne gibi sonuçlar alıyoruz? Genel bir değerlendirme yapacağız. Evet Vural Bey. Merhabalar öncelikle. Sağ olun. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Biraz kendinizden bir bahsederseniz izleyicilerimiz sizi tanısınlar. Evet. Vural Barış adım. Zooteknistim kendim. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Mühendisi mezunuyum. Genel anlamda sahada üreticilerimizin dertlerini dinleyip onların halihazırda kullandıkları rasyonları düzenleyip birim süt maliyetini, yani 1 litre sütü daha ucuza nasıl üretebiliriz? Bunun cevaplarını sahada arıyoruz. Şimdi ben az çok biliyorum da izleyicilerimin de bilmesi açısından sahada nasıl bir yozuyor? Şimdi ben bir işletme sahibiyim. Süt veriminden şikayetçiyim. İşletmemde sağlık problemleri var. Size geldim. Nasıl bir yol izliyorsunuz? Bir baştan sona bir anlatır mısınız? Tabii ki de. Öncelikle işletmenin bizzat gidip işletmeyi yerinde tespit edip işletmede olan tüm sıkıntıları kendi gözümüzle sıkıntıların hepsini öncelikle bir belirliyoruz. Ondan sonra üreticimizin elinde olan mevcut materyallerle neler yaptığını hesaplıyoruz. Oradan o üretim maliyetini çıkartıp bunu en iyiye nasıl indirgeyebiliriz diye hesaplamaları yapıyoruz. Önce bir kere işletmenin bir fotoğrafını doğru çekmek önemli herhalde. Çok doğru, çok önce doğru. Önce bir tespitleri doğru yapmak lazım. Kesinlikle. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Bir işletmede sadece beslenmeyi düzelterek yol alamazsınız. Kesinlikle. Öncelikle kesinlikle. İşletmedeki yapısal problemler varsa onları gidermek lazım. Çok doğru. Herhalde her böyle şeye başvurana alın ekstrem kullanın. Sizin probleminizin tamamen çözer. Kesinlikle. Demiyoruz. Kesinlikle öyle bir şey yok. Sonuç olarak rasyon yalnızca bu işin atıyorum %30'u. Geri kalan kısımlar ise sürü yönetimi ve takip. Yani biz yalnızca ürün satıp arkamızı dönmüyoruz. Öncelikle işletmeyi belirli bir düzene soktuktan sonra önerilerimiz o şekilde bulunuyoruz. Burada tabii işletmeden fotoğrafı çekmek önemli dedik. İşletmenin elindeki yem ham maddelerini ve kaba yem ham maddelerini de bir değerlendiriyorsun değil mi? Kesinlikle. Oradan öncelikle biz numunelerimizi alıp laboratuvarlarımızda analiz ettikten sonra o değerlere göre mevcut rasyonuna bakıyoruz. Onun üzerine en iyi ve en sağlıklı ne yapabiliyorsak onu yapıyoruz. Her işletmenin kendine ait doğruları ve yanlışları var. Biz öncelikle işletmeyi görmeden hiçbir şekilde hiçbir şeye karar vermemiz mümkün olmuyor pek sahada. Ya zaten işletmedeki bazı problemleri çözmeden de işletmede ben senin işte sütünü arttıracağım. İşte ben senin hayvanlarının gebe kalmasını sağlayacağım. Ya da işte ayak problemlerini çözeceğim demek çok doğru bir yaklaşım değil. Burada özellikle yani sebepleri ortaya koyabilmek çok önemli. Kesinlikle öyle. Bizim işte ekstremle yaptığımızda daha çok beslenme kökenli sebepler varsa bunları ortadan kaldırmak. Evet. İşte üreticinin birçok ham maddeyi karıştırarak yapacağı şeyi biz bir kalemde hepsini bir şey yaparak ürünün içine koyarak işte hepsi bir arada
Hepsi burada sloganıyla. Evet. Değil mi? Dışarıdan hiçbir şey kullanmasına gerek kalmadan. Kesinlikle. Zaten ürün %50 protein içeriyor. %20'lerde bypass yağ ve bunun yanında niyasin, kolin, bunlar iyi bir karaciğer destekleyicisi ve ayak sağlığı için de önemli. Bunun yanında inaktif maya ve tamponlayıcılar var. Yani ürün içerisinde kısacası üretici tabiriyle işe yaramayan hiçbir şey yok. Her şey çok güzel. Ve bunu 1 kilo verdiğimiz zaman aynen, ben kaç litre süte karşılık geliyor? Şöyle, ben 1 litre rasyonlara yazdığımda genel anlamıyla 30 litre mukabil rasyonlara 1 kilo yazıyorum. Tabi 35 ise bu 1,5'a geliyor. Çünkü sonuç olarak ürün içerisinde vitamin, mineraller var. 30 litre için etkin dozaj genelde 1 kilo. Evet. 1 kilo verdiğimizde hayvan vitamin, mineral ihtiyaçlarını kesinlikle fazlasıyla alıyor. Tamponlarını, niyasinini, canlı mayasını, her türlü dışarıdan koymamız gereken hayvan sağlığıyla ilgili ürünlerin hepsini 1 kilogramla 30 litreye kadar karşılamış oluyor, değil mi? Aynen öyle. Bir de şöyle bir güzel bir avantajı var. Sonuç olarak hayvanın doğasında hani gidip bir yerde kesip yemek yok. Biz böyle birim alanda çok yoğun bir ürün kullandığımızda rasyonlardaki kaba yem, kesif yem oranını da değiştiriyoruz. Yani atıyorum şu anda %50, %50 kaba yem, kesif yem oranı var ise hayvanlara ruminant olduğunu hatırlatıyoruz. Kesinlikle hatırlatıyoruz. Ya yani biz bunu %70 kaba yem, %30 kesif yem şeklinde indirgeyebiliyoruz. Hatta daha iyilerini yaptığımız işletmeler de var ama bu ortalama. Ya burada kaba yem kalitesi de çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Yani bunu kesinlikle. Zaten biz herhalde işletmenin elinde sadece saman varsa ekstremin çok bir işe yarayacağı da söylenemez. Aynen. Mesela öyle işletmeler de oluyor. Biz öncelikle biz ekstremi vermiyoruz. Açık açık söylüyoruz. Senin kaba yeme ihtiyacın var. Önce bunu temin et. Sonra daha güzel bir şekilde iş yapabiliriz diyoruz. Ya bir de burada bunu yaparken biraz önce de bahsettik. İşletme yönetimi çok önemli. Ben de şunu öneriyorum bazı işletmelerde, işte ekstreme başlamadan önce süt verimi böyle işletmedeki asalak hayvanları bir ortadan çıkartmak gerekiyor. Çünkü bazı hayvanların, yani özellikle 20 litre altı hayvanların, süt veren hayvanların ekstrem yemeye çok fazla ihtiyacı yok. Yani onların aslında eğer kaliteli kaba yem varsa aslında yem bile çok fazla vermeye gerek yok. Bizim daha çok hedefimiz ve idealimiz işletmelerde 30 litre ve üzeri ortalamalara ulaşmak. Kesinlikle. Zaten öyle. Bu işte üreticinin para kazanamadığı bu dönemde aslında şey gibi gözükse de, işte birim maliyetleri artırıyoruz gibi gözükse de aslında 1 litre süt maliyetini aşağı çekiyoruz. Bu nasıl oluyor? Kesinlikle ya. Sonuç olarak şimdi şöyle bir çok basit bir örnekleme yaptığımızda biz atıyorum 40 liraya bir besleme yapıyoruz ama 10 litre süt alıyoruz. Sonuç olarak yani 40'a 10 birim süt maliyeti 4 lira oluyor. Ama biz rasyon maliyetini 50 liraya çıkardığımızda eğer 25 litre süt alıyorsak %100 fark vardır. O zaman 2 liraya sütü üretmiş oluyoruz. Hep söylediğimiz gibi üreticilere 1 litre süt maliyetini ve bir hayvanın besleme maliyetini hesaplamamız lazım. Kesinlikle. Aslında bu hesaplamaya da yardımcı oluyoruz. Bizim tabii şunu da yapmıyorsun değil mi? Ekstrem almayan üreticilere yardımcı olmuyoruz diye bir şey hayır, yok. Hayır, hayır, biz hayır. Bize kesinlikle gelen her üreticiye rasyon çözümü konusunda yardımcı oluyoruz. Evet. Kaba yem analizleri konusunda yardımcı oluyoruz. Kesinlikle. Çünkü hepimiz aynı geminin içinde olduğunu inanıyoruz. Bizim zaten yöre yem olarak misyonumuz da bölge hayvancılığına işte katkı sağlamak. Ve bu misyona uygun da sizinle beraber de çalışmaya başladık. Teşekkür ederim. Sizden de çok faydalanıyoruz. Sağ olun. Umarım üreticilerimiz de sizden daha çok faydalanmaya devam eder. Uzun yıllar bu ekstremi bölgede, Türkiye'de ülke hayvancılığına katkı vermeye devam ederiz. Tek temennimiz bu Ufuk Bey. Evet Vural Bey, sahada yaptığınız çalışmalardan bir süt ineği, bir çiftliğe gittim ki. Orada yaptığınız bir çalışmayı bir örneklendirebilir misiniz? Aynen. Hatta ben şöyle yapayım. En son gittiğim işletmelerden birini baz alayım. En son gidip değerlendirmem sonuç olarak bir 20 gün aldığı için 20 gün önceki işletmeden bahsedeceğim. Çünkü rasyonları fiyatlar sürekli değişiyor. Yaptığımız gibi evet, evet. 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 Evet hocam. O şekilde. En son Milas'taki Mehmet Çalışkan abimiz. Ona da buradan selamlarımı ileteyim ben. Kendisine yaptığımız çalışmadan önce 65 liraya gibi hayvanlarını besliyordu bu üreticimiz. Aldığı süt miktarı 22 litreydi ortalama sürü bazında.
Zaten 65 lira harcıyor ise, 22 litre süt alıyorsa birim süt maliyetini direkt hesaplayabiliyoruz. Yaklaşık 3 lira gibi, 3.1 gibi bir değer. Şu süt fiyatıyla kötü mü? Tartışılır ama daha iyisi neden olmasın? Bizim yaptığımız tam anlamıyla bu. Ayrıca bu kullandığı rasyonda 8 kilo süt yemi, yaklaşık 1 kilo da arpa, enerji grubu ham madde kullanıyordu. Bunun yanında 3 kilo saman, 2 kilo yonca ve 20 kilo silaj veriyordu. Genel anlamda rasyonu buydu. Bu rasyona baktığımızda bu rasyonun %42'si kesif yem içeriyor. Konsantre yem, %58'i kaba yem. Ama biz her zaman muhabbetlerimizde hayvanın doğasında ne var? Hayvanın doğasında ot yemek varsa biz otla besleyeceğiz yoğunlukta. Temel felsefemiz bu. Bizim hazırladığımız rasyonlarda ise biz samanı 1 kilo, yoncayı 5 kilo, silajı 25 kilo, yani üreticinin kendi ürettiği materyalleri maksimum seviyeye çıkarıyor. Zaten bu bir aşama. Silajı 30 kiloya kadar artıracağız. Öyle bir planımız da var. Süt yemini 3 kiloya indiriyoruz. Ekstremden 1 kilo kullanmışız. Arpayı da 3 kilo eklemişiz. Ve rasyon maliyeti 65 liradan 78 liraya kadar çıktı. İlk baktığımızda buradaki arpa fiyatını, ofisin fiyatını mı aldık, hayır, yoksa piyasa fiyatı mı aldık? Kesinlikle piyasa, ofisten temin ettiği halde biz piyasa fiyatını baz alıyoruz. Çünkü satmak isteyebilir. Belli olmaz. Satması yani. Satması yasak. Yasak, evet ama piyasa şartlarına göre hesaplamamız lazım. Çünkü şu anda her şey borsa ile ilişkili yani. Evet. O şekilde hesaplamamız lazım. 65 liradan 78 liraya çıkmış olan rasyon maliyetiyle biz dam ortalamasını 28 litrelere kadar ulaştırmışız. Demek hayvanlarda kapasite varmış. Kesinlikle. Yani zaten rasyonlar hazırlarken hayvanın SGS, gebelik durumlarını önce bir kontrol edip hangi fizyolojik dönemde olduğunu belirliyoruz. Ondan sonra ihtiyacı olan rasyonu o şekilde yazıyoruz biz. Rasyon maliyetlerimiz dediğim gibi öncesinden 65 liraydı. 22 litre süt alıyorduk. Birim maliyetimiz 3.1'lerdeydi. Yaptığımız çalışmada biz rasyon maliyetini 78 liraya çıkardık. Fakat süt ortalamamız 28'e ulaştığı için birim süt maliyetimiz 2.78'lere kadar düştü. Yani 1 litrede yaklaşık kaç kuruş yapıyor bu? 2.78 düz 2.80 olsa 30 kuruş gibi bir fark yapıyor litre başı. Ay bazında hesapladığımızda bu zaten müthiş bir rakam yapıyor. Buradaki kaba yem, konsantre yem oranı ne oldu? Tabii. İlk etapta %42 konsantre yem içeren rasyonumuz bu sefer %33.3'e düştü. Yani hayvanın doğasına göre besleme yaptık. Tabii evet. Önümüzdeki günlerde amacımız bunu %25'lere kadar düşürmek. Yani mümkün mertebe kesif yemleri rasyonlarda daha az kullanabilmek. Ya burada muhtemelen işletmenin kaba yem kalitesi de oldukça iyi. Tabii. Ya bu verimlere, bu oranlara düşürebilmemiz için kaba yem kalitesinin de iyi olması kesinlikle gerekiyor. İşletmenin ne kadar zenginse kaba yem bakımından, evet, bizim başarımız o deniliyor. Bir tane böyle şey var, bir yanlış bir inanış var. Hayvanlarda işte verim arttıkça hayvanlarda problemler artar. Şimdi ben bunu hep programlarda da dile getiriyorum. Aslında biz o verime uygun besleme yaptığımız zaman aslında problemler artacağına problemler daha azalıyor. Kesinlikle. Şimdi biz bu hayvanlara önceki sistemle besleme devam ettiğimizde bir hayvan var erken laktasyonda özellikle 40 litre 45 litre veriyor ama verdiğinin karşılığını alamadığı için zayıflıyor. İşte hem SGS uzuyor hem sağlık problemleri artıyor. İşte negatif enerji balansı giriyor. Tabi burada tabii ekstremin rolü çok fazla şeyde. Buradaki mesela 1 kilogram verdiğimizde 200 gram zaten bypass yağı vermiş oluyoruz. Kesinlikle. Bu da hayvanın ciddi anlamda elini kolaylaştırıyor ve daha sağlıklı ve verimli hale getiriyor, değil mi? Sağlıkla ilgili gözlemleriniz var mı bu işletmede? Kesinlikle var. Şimdi dediğiniz gibi yanlış bir olgu var. Daha fazla süt verdiği zaman çeşitli sağlık sorunları yaşarız. Tartışılır mı? Bundan 20 yıl önceki hayvanlar olsaydı evet böyle bir şey mümkündü. Çünkü genetik yapımız çok iyi değildi. Ama şu anda genetik yapıyı çok iyileştirdik ama yeteri kadar beslemiyoruz. Evet, problem besleme. Problemin temel kaynağı bu. Genetik yapı çok iyi olduğu için zaten genelde işletmelerde yetersiz beslemeden dolayı kaynaklı problemlerle karşılaşıyoruz biz. Yöre Ekstrem'in hep sütle ilgili konuştuk. Yöre Ekstrem'in besiyle ilgili yaptığınız çalışmalar var mı? Besiyle ilgili kullandığınız işletmeler
Tabii ve nasıl sonuçlar aldık? Tabii. Yani besi ile ilgili şöyle bir çalışmamız var bizim. Öncelikle besi grubunun canlı ağırlığına göre kuru madde tüketimini belirliyoruz ve buzağdan itibaren ekstremi rasyonları yarım kilo ilave edip sonuç olarak bu protein miksi olduğu için dışarıdan yalnızca bizim enerji takviye açığımız oluyor. Canlı ağırlığına göre 1,5 kilo arpa ile başlıyoruz. Besi sonuna kadar 8-8,5 kilo arpa ile destekliyoruz bunu. Ve sonuçlar... Ekstrem kaç kilo? Yarım kilo. Yalnızca sabit. Yarım kilo. Sabit kesime kadar bu şekilde devam ediyor. Zaten hayvan yaşladıkça protein ihtiyacı daha azaldığı için yarım kilo onu her türlü karşılıyor. Ne gibi sonuçlar oldu? Canlı ağırlık artışlarını ölçebildiniz mi? Tabii denemeler yaptık. İthal hayvanlarımızda yaklaşık canlı ağırlık artışı 2.2 gibi şu anda. Yerli hayvanlarımızda, yerli danalarımızda 1.55 ile 1.6 arasında canlı ağırlık artışlarımız var şu anda. Şimdi burada aynı ineklerde olduğu gibi besi hayvanlarında da biz gene kaba yemi devreye sokuyoruz. Kaba yem eğer varsa işletmede elinde tabii yonca, mısır, sıraç bunları da girebiliyoruz değil mi rasyon? Kesinlikle kesinlikle. Zaten erken dönemde yani besi grubu için konuşuyorum. Erken dönemde bir miktar kaliteli yonca ihtiyacımız var. Tabii besi sonlarına doğru bu biraz da azalıyor. Tabii ki buradaki felsefemiz de genel anlamda kaba yem yoğunluklu beslemek. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli Köy TV izleyicileri, Ekstrem Hayvancılık Programı'nın Yöreyem standından çekimlerine devam ediyoruz. Standımızın bu kez konuğu benim de yönetim kurulu üyesi olduğum Aydın İli Damızlık Sığır Yetişleri Birliği Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sedat Güngör. Hoş geldiniz başkanım. Birliğin çalışmalarıyla ilgili özellikle üreticilerimiz çok merak ediyor. Biz daha önceki bir programı da Düve Merkezi'nden çekmiştik. Onun üzerine çok şeyler geldi, olumlu tepkiler geldi o programdan. Özellikle Düve Merkezi genelinde bir Damızlık Birliği'nin çalışmalarıyla ilgili sizin bir değerlendirme alabilir miyiz? Şimdi büyük bir ihtimalle Köy TV izleyicileri Damızlık Birliği'nin neler yaptığını kendi illerinden biliyorlardır. Başarılı illerimiz var, güzel işler yapan arkadaşlarımız var muhakkak. Bizim de 2018 yılından sonra kurmuş olduğumuz, bakanlık desteğiyle kurmuş olduğumuz bir düve çiftliğimiz var. Bu düve çiftliğimiz şu anda üyelerimizden anne babaları belli olan, suni tohumlamadan doğmuş, Aynırtan hayvanlarla tohumlanmış, ay yaşını gösteren, işte Holstein, Simmental, Montafon, Montbéliard cinsi hayvanların işletmemize alınması, bakılması, aşılarının yapılması, testlerinin yapılması ve bunun sonucunda da 13 aylıktan sonra gebe bırakılarak yine yetiştiricilerimize ve ülke hayvancılığına sunulması için yaptığımız bir çalışma. Oldukça iyi olduğunu da söyleyebilirim. Bu çalışmalar hem bölgemizdeki yetiştiriciler için hem de ülkemiz hayvancılığı için oldukça olumlu bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Şu ana kadar gelen tepkiler de oldukça olumlu. Evet. Şu anda düve merkezinde toplamda kaç hayvanımız var? Tabii hayvan sayımız derseniz günlük değişiyor çünkü işletmemizde etçirik hayvanlar da var, siz de biliyorsunuz. Limuzin ve şöreli de var. Onları biz bakıyoruz. Doğum, her gün doğum olduğu için tam olarak söyleyemem ama en son 620 civarında bir hayvanımız vardı. En son parti 145 tane hayvan aldık. Satıyoruz, bir taraftan alıyoruz. Dolayısıyla günlük rakamlar biraz değişiyor ama kapasitemiz 1059. İnşallah önümüzdeki günlerde, önümüzdeki çalışmalarda bu 1059 kapasiteyi doldurmayı düşünüyoruz. Şimdi yeni bir daha üyelerden alımlara başladık. Tekrar mesaj gönderdik. Evet. Bu programı izleyen, Aydın ilinden özellikle izleyen seyircilerimiz için hangi fiyatlar konusu? Fiyatlarda... Şimdi şöyle, dünkü yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantısında siz de vardınız. Orada öncelikle satış fiyatlarını belirledik. Burada satış fiyatlarımız Holstein için 20 bin lira, Simmental için 22 bin lira, Montafonlar için de 20 bin lira. Şubat 15 Şubat'a kadar mı? 15 Şubat'a kadar ya da Şubat sonuna kadar diyelim. Daha sonra piyasanın gelişmesine göre tekrar güncelleme yapabiliriz diye düşünüyoruz. Buna uygun olarak da üyelerimizden 6-15 aylık arası hayvanları ay yaşına göre
6.500 liradan başlamak üzere 13.500 liraya kadar da alıyoruz. Dediğim gibi en son 15 aylık hayvan alıyoruz. Burada ırklar bazında, yani bu fiyatlarımız, Holstein'le ilgili fiyatlarımız, ırklar bazında bunun biraz daha üzerine çıkıyoruz. Bunun dışında düve merkezinde bir de silaj paketlemeyle ilgili bir çalışmalarımız oldu geçen sene. Evet. Geçen sene başladı. Güney Ege Kalkınma Ajansı'na bir proje yapmıştık. Bu proje kapsamında biz mısır silajı paketleme ya da silaj paketleme makinesini aldık. Geçtiğimiz yıl tabii yeni olduğu için, çalışmalar yeni olduğu için bir de bölgemizde kuraklık da vardı. Bunun neticesinde ticari olarak pek aktif olamasak da deneme, ondan sonra üyelerin ihtiyaçlarını karşılama anlamında oldukça faydalı olduğunu söyleyebilirim. Makinemiz yetiştiricilerin hizmetine sunuldu. İşte biz yaptık, yetiştiriciler geldiler, bizden satın aldılar. Ya da yetiştirici kendi yaptığı silajı geldi, biz de paket yaptırdı, o şekilde verdik. Ya da yetiştiricimiz il dışına sattığı silajı bize getirdi, paketletti ve kamyonla il dışına etti gibi. Hani her türlü yetiştiricimiz yapılması gereken her türlü şeyde yardımcı olmaya çalıştık. İnşallah bu yıl makinemizi daha aktif bir şekilde kullanacağımızı düşünüyoruz. Evet. Bir de son olarak başkanım, ofisten arpa ve mısır alımı ile ilgili üyelerimizin hep sahadan gelen talepleri vardı. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Şimdi şöyle, bu çalışma devletin yem fiyatları artışı ile ilgili olarak bir nebze yetiştirici rahatlatma anlamında yapmış olduğu bir çalışma. Yurt dışından ihaleyle almış olduğu, ithal etmiş olduğu mısırı ve arpayı üreticilere daha ucuz miktarda, daha kullanılabilir miktarda vermeyi hedefliyorlar. Biz de üyelerimiz için bu dönem çağrıya çıktığında üyelerimizden gelen talepleri topladık, ofise ilettik. Onun sonuçlarının çıkmasını bekliyoruz. Çıktığında üyelerimiz adına bu arpayı ya da mısırı, talep ettikleri arpayı ya da mısırı temin edip üyelerimize daha ucuz miktarda yem temin etmelerini sağlayacağız diye düşünüyoruz. Tabii şu anda rakamlar belli değil. En son geçtiğimiz aylarda yapılan çalışmalarda ilk başlangıçta uygulama başladı. Oldukça küçük miktarlar da veriyorlardı ama en son duyduğumuz talebin %20'si kadar bir miktar veriliyor. Bizim de düşüncemiz bu dönemde biraz daha fazla verilirse yetiştiricilerimiz de bu devletin imkanlarından faydalanabilir diye düşünüyoruz. Başkanım, son olarak siz Merkez Birliği'nde de göreviniz var. Ve Köy TV tüm ulusal bir kanal. Tüm Türkiye'deki özellikle süt ineği yetiştiricilerine vermek istediğiniz mesajınız alabilir miyim? Şimdi biz fuarda da görüyorsunuz, firmalarla da görüşüyoruz. Bu anlamda fuar katılımı, firmacılar anlamında katılım, Aydın Fuarı güzel oldu bu sene. Geçtiğimiz yıllarda da iyiydi ama tabii pandemi nedeniyle ara vermesi bir merak da vardı. Nasıl olacak, katılım nasıl olacak diye. Şimdi baktığımızda, firmacılar anlamında baktığımızda oldukça iyi bir katılım var. İzleyicilerde de iyi katılım var. Şimdi firmacılarda gördüğüm tespitim şu, hayvancılıkla ilgili firmalar yıl dışından bilhassa gelmişler. Bu da hala sektörden bir beklentinin olduğunu gösteriyor. Sektörün geleceğin açık olduğunu gösteriyor. Ancak bunu söylerken işte yem fiyatlarını, süt fiyatlarını da değerlendirmemiz gerekiyor. Biz yetiştiriciler olarak üretmeye devam ediyoruz. Merkez Birliği olarak da ya da üst düzey bakanlık düzeyinde kulis faaliyetleri, çalışmalar yapanlar olarak da yetiştiricilerimizin süt fiyatlarının daha iyi olması için İşte et fiyatlarında ithalatın önlenmesi, içeriden karşılanması anlamında ve dolayısıyla etin maliyetinde üzerinde satılarak para kazanmaları yolunda da çalışmalarımıza devam ettireceğiz. Biz üretmeye devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de bunun karşılığını çok daha fazla bir şekilde alırız diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Katılımınız için. Ben de şahsım olarak, birlik olarak hem yöreye ve hem de Köy TV'ye böyle bir hitap etme şansı verdiği için, fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Sizlere de başarılar diliyorum. Değerli Köy TV izleyicileri, Ekstrem Hayvancılığın bu bölümünde Yöreyem'in Aydın Fuarı standında Yöreyem Satış Pazarlığı Müdürü Sayın Barış Dedeoğlu, Necati Koca Tüfek üreticimiz Cincin'den ve Hilmi Can aynı şekilde Cincin'den beraberiz. Üreticilerimiz Ekstrem Yem kullanıcısı. Barış Bey'in yaptığı rasyonları uyguluyorlar. Evet Barış Bey. Evet, öncelikle iyi çalışmalar diyorum. Yanımızda Necati Koca Tüfek var, Cincin köyünden. Bizim uzun zamandan beri çalışmış olduğumuz, aynı zamanda süt müstahsilimiz diyeyim. Ekstrem yemi biz bayağı bir zamandan beri bu çiftte deniyoruz.
Artık kullanıyoruz. Tabii kullanıyoruz artık. Burada bu işletmede uygun rasyon düzenledikten sonra sütteki birim maliyeti yaklaşık 2.5 seviyesine kadar düşürdük. İşletmedeki olan eksikleri bu yem sayesinde takviye ederekten düzenleme yoluna gittik. Hani bu konu hakkında en azından canlı örneği işletmenin sahibi versin istedik. Hani o bakımdan dolayı biz kendisine mikrofonu tutacağız. Hatırlatalım. Rasyonda şu an 25 kilogram civarı bir silajımız var. Kuru maddesi falan bakıldı. Onun haricinde 1 kilogram ekstrem yem giriyoruz. Doğrudur. 5 kilogram gibi süt yemi giriyoruz. Onun haricinde 4 kilogram buğday otumuz var. 4 kilogram yoncamız var. Arpa 1 kilogram gibi arpamız var. Rasyonun toplam maliyeti yaklaşık 79 lira bandı gibi tutuyor. İşletmemizin ortalaması bizim 31 kilogram. 31 litre civarında bir ortalama söz konusu. Baktığınız zaman birim maliyetimiz 2.5 seviyesinde falan. 2.56 bandında. Hani bu yeme başlattıktan sonra işletmede ne gibi değişiklikler oldu? Artısı eksisi nedir ne değildir? Onu en güzeli kendisi anlatacak. Evet Necat. Evet şimdi ekstrem kullandıktan sonra döl verimlerde müthiş bir sonuç almaya başladık. Sütümüz 2-3 kilogram arttı hayvan başı. Daha sonra başka ne diyebilirsin? Daha sonra kızgınlık problem vardı. Onları çözümünü sonunda ekstrem kullandıktan sonra sonuç aldık. Şimdi, İyi bir sonuç. Şimdi baktığınız zaman ilk başta biraz ekstrem birim fiyatı konuştuğumuz zaman pahalı gelebiliyor ama evet. Burada sonuçta, şöyle bir şey daha var sonuçta. Diğer gibi 10 kilogram yem yediriyorsak şu an 5 kilogram yem yediriyoruz. Maliyetimiz düştü. Maliyet düştü. Peki etrafındaki işletmelere falan bu ürünümüzü tavsiye ediyor musun? Evet. Tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorsun. Aynı zamanda işletmede bizim Hilmicem de var. Evet. Daha çok o ilgileniyor hayvanlarla. Buyurun. Şimdi Hilmicem asıl hayvanlarla ilgilenen, hayvanlara bakan, hayvanlarla birebir gözlem yapan Hilmicem'in arkadaşımız. Necati biraz daha uzaklaşmış hayvanlardan. Daha çok kaba yem temininde Necati görev yapıyor. Ve kaliteli kaba yemler aslında bu işin olmazsa olmazı. Kaba yemler ne kadar kaliteli ise biz de o kadar az yem kullanarak ve ekstremle rasyon çözüyoruz. Ve mümkün olduğunca da daha önce de bahsettiğimiz gibi kaba yem konsantre yem oranını kaba yem tarafına çektiğimiz noktada hayvanlar verimli ve sağlıklı oluyor. Burada Hilmican'ın görüşleri önemli çünkü hayvanlarla birebir yaşayan Hilmican. Evet. Sen neler gözlemledin? Yaklaşık bir yıldır kullanıyoruz herhalde. Hayvanlarımızdan çok memnunuz. Gebe kalma rasyonları çok güzel oluyor. Eskisinden daha iyi. Eskiden kullanmıyorduk. 2 senedir başladık. Ama daha önce kullanmalıymışız. Çok memnunuz. Neler yaşıyorsun? Eskiden ne oluyordu da şimdi ne oluyor? Önceden hayvanlarımız tohum tutmuyordu. Döl verimde çok sıkıntı yaşıyorduk. Ama şu an bu yem yedirdiğimiz için çok memnunuz. Süt verimleri arttı. Süt verimlerimiz arttı. Hayvanların düzeni sağlandı. Her şeysinde çok memnunuz. Ayak problemleri falan var mı? Ayak problemleri önceden vardı, şu an yok. Yani her sıkıntımızı çözdü. Bu yem pahalı diyorlar, öyle mi? Yem pahalı mı? Dediğimiz gibi hani öteki yemden 10 kilo yedireceğimize bu yemden 5 kilo yediriyoruz, daha iyi sağlıyor. Şimdi burada daha önceki rasyonda konsantre yem 10 kiloydu. Evet. Ekstrem girdikten sonra 5 kiloya indik. Evet. 1 kilo arpa ilave ettik. Evet. Ve hayvanlarımız bunun neticesinde daha sağlıklı oldu. Evet, daha sağlıklı oldu. Evet. Her şeyler daha güzel oldu. Tüyleri parladı mı? Parladı. Görünüşleri daha sağlıklı, daha canlı. Daha canlı oldular. İştahı açıldı, sütleri çoğaldı. Her sıkıntımızı giderdi bu yem. Şimdi yüksek verimli hayvanlarda özellikle kızgınlıklar gecikiyordu, değil mi? Evet, şimdi, çok gecikiyordu. Şu anda ilk kızgınlığı ne zaman görüyorsunuz hayvanlarda? Hayvanlar şu an doğum yapıyor. Doğum yaptıktan bir ay sonra hemen kızgınlığa geliyorlar. Ve bunu hemen gebe kalmaları çok uygun oluyor. Gebelik başına tohumlama sayısı da ciddi anlamda düştü, değil mi? Çok ciddi anlamda düştü. Bu yemi kullanmadan önce 3-4 sefer tohumlama yapıyorduk, öyle gebe kalıyordu. Ama bu yemi kullandıktan sonra bir sefer tohumluyor, hayvanlar hemen gebe kalıyor. Bundan çok memnunuz. Ekstremi tavsiye ediyorsunuz. Herkese tavsiye ederiz. Herkesin kullanmasını, herkesin hani bu yemden faydalanmasını istiyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz İlmican. Bir şey değil. İnşallah daha uzun yıllar beraber olacağız. İnşallah. Evet. Barış Bey, sizin de son
görüşlerinizi alalım. Vallahi hani ilk başta ekstrem olaraktan ürünü gerçekleştirdiğimizde, yaptığımızda bir miktar piyasadaki diğer ürünlere nazaran pahalı gelmişti. İlk tepki pahalı olaraktan geliyordu. Fakat kullandıktan sonra ürünün ne kadar düzgün çalıştığını bütün işletmeler görüyor. Hani bu en basit bizim kendi süt müstahsillerimizden başladık. Bildiğimiz insanlardan başladık ki herkes birbirine anlata anlata olay biraz daha gelişsin. Hani biz gayet memnunuz. Hem satışlarımızdan hem müşteri işletmelerdeki artıya geçtirdiğimizde. Kazan kazan. Kesinlikle kazan kazan tabii. Hani kazan kazan olduktan sonra. Hani en basit bu işletmede çalışmanın sebepten bir tanesi de bölgenin büyük işletmelerinden bir tanesi. Hani her iki işletmeci arkadaşımız da kılı kırk yaran insanlar. Hani en ufak sıkıntıda hesap dahi. Hesap yapanlar. Hesap yapıyorlar tabii. Şu an şimdi süt para kazanmıyor dendiği anda bu maliyette sütün para kazanmama imkanı yok. Bu maliyette de kazanma imkanı yok. Üretmeye devam. Kesinlikle üretmeye devam. Üretmeye evet, devam kesinlikle. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür, biz teşekkür ederiz. Ekstrem Hayvancılık Programı'nda Yöre Yem standındayız. Yanımızda Yöre Yem'in Satış Pazarlama Müdürü Barış Dedeoğlu ve Söke'den Murat Talancı beyefendi var. Murat Bey de yaklaşık bir yıldır bizim Ekstrem Yem'i kullanıcısı. Rasyonlarını Barış Bey yapıyor. Yaklaşık bir yıl kadar önce tanıştık ve Ekstrem kullanmaya başladık. Neler hissediyorsunuz? Nasıl oldu? Murat Bey biraz... Yani bir vesileyle Barış Bey'le bir yıla yakın bir zaman önce tanıştık. O dönemde rasyonumuz daha çok kesif yem ağırlıklı, daha bildiğimiz fabrika yemi ağırlıklı bir rasyonumuz vardı. Sonra birlikte çalışmalarla, biraz istişare ile biraz kaba yemimizi arttırarak ekstrem yemi rasyonumuza girdik. Ciddi bir miktarda fabrika yemi dediğimiz yem grubundan eksilterek ekstrem yem girdik. Yani bizim üretici olarak dikkat ettiğimiz en çok rasyonun maliyetiydi ve rasyondan elde ettiğimiz verimdi. Rasyon maliyeti düşmesine karşın verimimiz bir tık daha yükseldi. Aynı zamanda 3-4 ay sonra da, yani geçtikten 3-4 ay sonra da işte döl verimlerimizde, hayvanların boğaya gelme konusunda daha iyi neticeler elde etmeye başladık. Tohumlamalarımızın tutma oranları daha yükseldi. Dolayısıyla işte yani 10-11 aydan beri, yanlış hatırlamıyorsam, ekstrem kullanıyorum. Gayet de memnunuz. Yani inşallah, yani düşünen arkadaşlara da hem tavsiye ederim hem de aynı zamanda firmanın verdiği teknik destekten de çok memnunuz. Yeri geliyor diğer kaba yemlerimizin analizlerini yapıyorlar. Yeri geliyor bazı kaba yem değişikliklerinde yapacağımız rasyonları tekrar teknik destek veriyorlar. Bu konularda hem yemden hem firmadan oldukça memnunum. Evet, bu güzel sözleriniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yani şimdi, ürün güzel ki biz de bunları konuşabiliyoruz yani. Evet. Ya bizim zaten buradaki bu ürünü çıkarmaktaki amacımız kaba yemleri, özellikle işte Söke bölgesinde kaba yem konusunda oldukça iyiyiz. Yani pamuk sezonu evet, öncesinde kaliteli bir şekilde kaba yemlerimizi temin edebiliyoruz. Kaba yem çeşitlerimiz çok, değil mi? Siz buğday silajı kullanıyordunuz. Yani ben evet aynı zamanda buğday silajı kullanıyorum. Mısır süt silajı kullanıyorum. Birçoğunu evet kendimiz yetiştiriyoruz. Sadece kaba yem grubunda yoncayı dışarıdan satın alıyoruz. Yonca pek Söke Ovası'nda çok randımanlı yetişmiyor. Ama genelde kaba yemleri kendimiz yetiştiriyoruz. Ve oldukça da çeşitli bize göre kaba yemlerimiz. Zaten bunu çeşitlendirmek önemli, kaba yemi. Ama işte yonca ve mısır silajını kaliteli ürettiğimiz zaman aslında büyük ölçüde yol kat ediyoruz. Bunun yanına işte arpayı ve ekstremi ilave ettiğimizde çok az bir fabrika yemiyle. Hatta bazen biz fabrika yemi kullanmadan bile yapabilirsiniz rasyonlarınızı. Ama biraz sütçü baskısından... Evet yani şu anda biraz o baskılar var. Ama hani dediğim gibi en çok bizi ilgilendiren yani rasyonun maliyeti ve o maliyetten elde ettiğimiz sütün geliri.
Yani o aradaki fark bizim için önemli. Maliyet ne kadar düşük, gelir o kadar yüksek olursa bizim için en önemli karlılık orada. Şu anda süt hayvancılığında ve besi hayvancılığında ciddi anlamda bir memnuniyetsizlik, bir hoşnutsuzluk var. Süt fiyatları düşük diye. Ama sizin birim süt maliyetlerini hesapladığımız zaman sattığınız süt fiyatıyla ürettiğiniz maliyet arasında aslında güzel de bir rakam var. Tabii zaten karlılığımız, ayakta durmamızın tek şeyi o, açıklaması o. O fark olmazsa zaten yaşayamıyoruz yani. Maliyetler çok yükseldi. Yani sadece rasyonun haricindeki maliyetler de çok yüksek. İşte veteriner, bakıcı maliyetleri, elektrik maliyetleri, akaryakıt maliyetleri, onlar da çok yüksek. Yani mecburuz işletmenin devamlılığını sağlayabilmemiz için o aradaki geliri hesaplamaya mecburuz. Onu hesaplayamadığımız zaman zaten sonumuz çok iyiye gitmiyor demektir yani işletme olarak. Ekstrem kullanmaya devam, hayvancılığa devam, üretmeye, sizler ürettikçe üretmeye devam, bizler kullanacağız. Evet, kazan kazan. Yani evet, hep beraber. Evet, aynı yani bir kişi kazanırsa zaten yani sistem yürümez. Sistem yürümez. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi fuarlar. Sağ olun. Çok sağ olun. Değerli Köy TV izleyicileri, Ekstrem Hayvancılığın bu haftaki yayınını Aydın Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ndan gerçekleştirdik. Programımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için, Köy TV'de iyi izlediğiniz için, köyde kaldığınız için hepinize çok teşekkürler. Sağlıklı, verimli hayvancılık için hepsi burada. Yöreyem Ekstrem Hayvancılığı sundu.